Bilenleriniz vardır belki daha önce cübbesiz Mahmut adındaki bir mealcinin cehaletini 3 video ile gözler önüne sermiştim. Linkleri açıklamada mevcut. Kendisi de kabul etmişti. Kur'an devamlı alimlere vurgu yapıyor. Ben de bunu hatırlatmıştım. Şahsın içine çok oturmuş olmalı ki saldırıp duruyor. O yüzden de önce kılık kıyafete takılıyor. Kendince aşağılamak için sünnet kıyafetli falan diyor. Başkasına dantel takkili diyor. Nihat Hatipoğlu hocaya lakap takıyor, nakit oğlu diyor, Kur'an lakap takmayın dediği halde. Neden? Çünkü cehaletin verdiği bir eziklik var. Öyle dışa vuruyor. Her şeyi bildiğini zanneden genç hoca diyor. Bakın benim alimlik iddiam yok. Çok biliyorum gibi bir yaklaşımım da yok. Ama bunların cahil olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliyoruz. Kur'an Kur'an diyorsunuz. Kur'an Arapça indirildi buyuruyor Allahu Teala. Arapça diline dair ne öğrendiniz? Kur'an ilimlerinden ne okudunuz? Kur'an'ı yüzüne okumayı da zaten bilmiyorlar da ilimden hiç nasipleri yok. Sorgulamayan, araştırmayan, körü körüne tabi olan gibi yaklaşımlar yapıyor. Biz diyoruz ki gidin İslam ilimlerini okuyun öğrenin, kaynağından hakim olun. Siz bunu diyebiliyor musunuz? Yok. Asıl sizler birbirinizden aynı nakaratları dinleyip avınıyorsunuz. En bilgiliniz Mehmet okuyan o bile artık sadece mal okuma meal okuyun demekle yanlış yaptık dedi. Benim aşıyla alakalı videom üzerinden laf atıyor. Şimdi biz bunun cehaletini ortaya koyarken din konusunda alimlerin hüküm vereceğini söylemiştik ya ayetlerden yola çıkarak diyor ki kendisi tıp doktoru değil tıp okumamış aşı hakkında konuşuyor. Yani bize ilim okumadan din hakkında konuşmayın derken kendisi tıp okumadan tıpla alakalı konuşuyor diyerek kendince benim kendimle çeliştiğimi iddia ediyor. Şimdi arkadaşlar benim o videomu izleyen aklı başında birisi şu cümleleri anlamaktan aciz değildir. Diyorum ki ben bu bilgileri uzmanlarından edindim diyorum ve uzman doktorların da isimlerini sayıyorum. Yani uzmanlara dayandığımı ifade ediyorum. Sen din hakkında konuşurken neye dayanıyorsun? İşkembeden sallıyorsun. Kendi yorumun ayetleri alıp utanmadan hiçbir kriter, dil bilgisi kuralı gözetmeden eğip büküyorsun. Bir de Allah böyle diyor diye kendi uydurduğu manayı Allah'a isnat ediyorsun. İkincisi ben tıp alanında bir konu hakkında şüphelerimi dile getirdim. Kesin bir hüküm de vermedim. Siz cehaletinizle din hakkında kesin konuşuyorsunuz ve hüküm veriyorsunuz. Üçüncüsü ben uzmanlara dayanarak bir şey söyledim. Yalnızsa kaynaklarım yanlıştır en fazla. Sen din hakkında kafandan konuşuyorsun, Allah'a iftira ediyorsun, ve sen doğrudan sorumlusun. Daha sayın mı? Tıp alanında konuşmak insanın sağlığıyla alakalı yani dünyasıyla. Din alanında cehaletle konuşup Allah adına hüküm vermenin yanında kıyas bile olmaz. Çünkü siz Allah'a iftira edip Allah adına yalan uydurup insanların ahiretini mahvediyorsunuz. Durumunuz şu Yahudiler gibidir. وَمِنْهُمْ اُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Yahudi ve Hristiyanlar dinlerini ne zaman bozdu? Peygamberleri vefat ettikten sonra dini, Allah'ın ayetlerini kendi kafalarına göre yorumlamaya başladılar. Ne farkınız var? Onlardan bir takım ümmiler, bir şey bilmeyenler vardır ki kitabı bilmezler bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunurlar. Ayeti mealden önünüze açıp istediğiniz gibi yorumluyorsunuz. İstediğiniz yere çekiyorsunuz. İstediğiniz konu için kullanıyorsunuz. Yahudiler Tevrat'ta işaret edilen son peygamberin Resulullah'ın vasıflarını gizlemek için ayetleri tahrif etti. Siz de Resulullah'a itaati gizlemek yok saymak için ayetleri eğip büküyor, çarpıtıyorsunuz. Ne farkınız var onlardan? Bütün ortaya koyduğunuz şey yorumunuzdan ibaret kuruntular, zanlar. Yine benim şu videomu ele almış. Demiş ki genç hoca şirki savunuyor. Bir kere sen kimsin de bir şeye şirk hükmü veriyorsun. Çapın ne? Bu görüntülerde ne vardı? Mahmut Efendi'yi ziyarete gelenlere orada bulunan birisi dualarınızı kalplerinizden geçirin diyor. Oradan geçerken duanızı yapın diyor. Ne var bunda? Mahmut Efendi'den mi istiyorlar? Ona mı dua edip yalvarıyorlar? Yok böyle olmadığını söyledik. Ben söylemesen bile bir kapalılık var muğlak. Yani adamın kastının ne olduğu aşikar değil. Yine şirk diyemezsin. Ama cahil olursan kalkıp şirk hükmü koyarsın. Çünkü cahil cesur olur. Oradaki Müslümanlara müşrik demekle haddi aşmak ancak cahil cesaretidir. Herkes beceremez. Ve Habilerde de bu cesareti görüyoruz değil mi? Huzil afve ve mur bil ve a'riz anil cahilin. Sen af yolunu tut. iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Selam sana cübbesiz Mahmut. Ve ibadur rahmanillezine yemşun alel ardı hevnen ve izâ khâdabehumul cahilûne kâlû Yeryüzünde vakarla yürüyen Rahman'ın kulları cahiller onlara laf attığı zaman selam deyip geçerler. Selam cübbesiz. Bu cübbesiz Mahmut ve saz arkadaşları kudurmaya devam edecek. Türkiye'de son dönemde hadis üzerine çalışmalar yoğunlaştı elhamdülillah. Hadis hafızlığı medreseleri açıldı. Hatta ilk mezunlarını verdi. Hadis okunurken daha düşünün. Ağızlarından salyalar akıyor. Hadis hafızları. Ne demek? Adamlar sara nöbetleri geçirecek. Hadis alanında uzmanlaşmak isteyenlere Konya'da ve bazı yerlerde hadis ihtisas medresesi açıldı ve daha birçok adım atılıyor elhamdülillah. İnne şeyni eke hüvel ebter. Unutmayın Resulullah'a hadislerine, sünnetine düşmanlık edenler, peygambersiz din hayal edenler ebterdir, kesiktir. Onların bu hareketlerinde bereket yoktur. Bugün sesleri çok çıksa da tutunamazlar. Adam Samsun Üniversitesi'nde hadis düşmanlığı yapıyordu. Bir İhsan Hoca çıktı, Adamın sesi soluğu, nefesi kesildi. Onlar konuşur. Alırlar anlamadıkları veya zaten zayıf kabul edilmiş hadisleri yorum yaparak saldırırlar. Alay eder, dalga geçerler. Biz ise adam yetiştiririz. Onlar konuşacak, biz faaliyet yapacağız. Nur bir gün zulümatı kaplayacak. Ve hak her zamanki gibi batıla galip gelecek. Hak geldiği zaman batıl zahil olur. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. Tarihte nice hadis sünnet düşmanları vardı ki atları bile anılmıyor. Ama Resulullah'ın yolu ayakta elhamdülillah. Kur'an ve sünnet ile kıyamete kadar amel edilecek. Siz ise unutulup gideceksiniz. Kudurun